Merhaba. Türkiye'de siyaset öyle iğrenç bir hal aldı ki, daha istiklal saldırısı kurbanlarının acısı tazeyken, iktidar ortaklarından biri terörün parlamentodaki uzantısının yani HDP'nin kapatılmasını istedi. Diğeri de muhalefet ittifakını dağıtmak için altılı masanın başat aktörü İyi Parti'ye bize katıl dedi. Nurettin Topçu'nun 1965 tarihli meşhur mektubunda geçer. İnsanın düşkünlüğünü, sefaletini bilirdim ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim. İnsan diye emek verdiklerimin hemen hepsi de ruh ve mana mefhumuna yabancı menfaat kölesi bir takım haşerelermiş. Politikacıların haline bakınca sefalet ve menfaat kölesi gibi tabirler hafif kalıyor. Haşere kelimesi ise cuk oturuyor. Peki Erdoğan Akşener'e neden böyle bir teklif yaptı? Ve bunu neden G20 toplantısı için gitti Endonezya'dan dönerken uçaktaki kalemlerine sordurdu? Erdoğan son aylarda her şeyi seçim odaklı düşünüyor. İstiklal Caddesi'nin dumanı tüterken Bali'ye hareket etti. Liderlerle ayaküstü de olsa görüşme, birlikte fotoğraf verme şansını tepemezdi. Bu işlemi bitirdikten sonra dönüş yolunda muhalefeti bölme parçalama planını güncelledi. Öncelikle Erdoğan, Akşener'in AKP-MHP ittifakına katılmayacağını çok iyi biliyor. Akşener'in dar dairede bir muhabbette hayli ağır ifadelerle buna nasıl karşı çıktığını iyi biliyorum. Ve fakat partisinin tekliflere açık olduğunu düşündürmesi büyük problem. Kapıları sımsıkı kapatmazsanız gel evlenelim diyen çok olur. Olacaktır. Nitekim bu ilk de değil. Daha önce hem Erdoğan hem de ortağı Devlet Bahçeli davet etmişti. Her sene yenileniyor bu. Yeterince güçlü red cevabı verilmemiş. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması her şeyden önce kendi varlığını inkar olur. Bahçeli direksiyonu saraya kırdıktan sonra Akşener MHP'den bunun için ayrışmadı mı? Akşener'in seçilmesine kesin gözüyle bakılan MHP kurultayı AKP yargısı tarafından iptal edilmedi mi? Erdoğan bunların farkında elbette. Akşener'in evet demeyeceğini biliyor. Altılı Masa'ya dair istihbarat notunda Akşener rahatsızı görünce düğmeye basmaktan çekinmedi. Akşener de bunun farkında olduğu için kızgınlığını saklama gereği duymadan kumar masasında yokuz dedi. Kumar masası tabiri ilginç fakat Akşener'in tekliften çok rahatsız olduğu ortada. Vaktinde oyun kuramazsanız kurt rakibiniz zaman kaybetmeyecektir. Altılı masanın dağılma lüksü yok. Seçmen topa tutar. Akşener dağılmanın kendi dışındaki nedenlerden olmasını bekliyor olabilir. Bilmiyoruz. Kulağına güçlü iktidar adayısın fakat bunun zamanı 2023 değil diye fısıldanmış da olabilir. Bu nedenle adımlarını seçim sonrasına göre atıyor da olabilir. Bilemeyiz. Bildiğimiz şey belli bir kalıba sokulmak istemeyişi. İşte bu bile pozitif tarafından bakarsanız altılı masaya dair umutları canlı tutmak için yeter artar bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Yani şu hareketi yapmış. Akşener'in aşamayacağı bir güçlük var. Milli konularda Cumhur İttifakı benzer kanaatleri olsa da Erdoğan ve Bahçeli gibi dün tükürdüğünü bugün yalayacak bir karakter yoksunu değil. AKP kurmayları HDP ile köşe kapmaca oynarken İyi Parti pozisyonunu koruduğu halde kendini ifade sorunu yaşıyor ve partide her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın, normal vaktinde yapılırsa en geç 18 Haziran 2023'te seçim olmak zorunda. Geriye dönük 7 aydır ne tartıştığımıza bakarsanız, önümüzdeki 7 ay sürprizlere gebe değil aslında. Haliyle Akşener'in artık pozisyonunu koruması değil, hamle yapması gerekiyor.